Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda Şubat ayının sonunda tanıtılacak Samsung Galaxy S10 ailesine göz atıyoruz. Gelin hep beraber bu telefonların özelliklerine bakalım. Şimdi biliyorsunuz son yıllarda cep telefonu üreticileri artık her sene belli tarihlerde düzenli olarak telefonlarını piyasaya sürüyorlar. Her ne kadar son 1-2 yıldır bu Çinli markalar, işte Xiaomi olsun ve işte Honor gibi markalar birazcık bu çizginin dışına çıkmış olsa da işte Samsung, Apple gibi markalara baktığımızda belli tarihlerde yeni modellerini piyasaya sürdüklerini görüyoruz. Hepimizin bildiği üzere Samsung Galaxy ailesini düzenli olarak yani S serisini düzenli olarak tanıtıyor ve genelde işte bu MWC dediğimiz Mobile World Congress öncesinde yani Mobil Dünya Kongresi öncesinde yapılıyor bu tanıtımlar. Bu sene Galaxy S ailesinin 10. yılı yani 10. nesil telefonları çıkıyor S ailesinin. Ve Galaxy S10 olarak piyasaya sürüleceği bilgileri zaten uzun dönemdir konuşuyordu, birkaç aydır konuşuluyordu. Bu S10 ailesiyle ilgili birçok yeni bilgi geldi. Şu anda biz elimizdeki olan bilgilerle size bir video hazırladık. Bu videoda olası özellikleri ve hani hangilerinin daha olası, hangilerinin daha işte olabilir mi, olmayabilir mi şeklinde olan özelliklerini değerlendirmeye çalışacağız. Videonun başında söyleyeyim ki sonradan sıkıntı olmasın. Bu videodaki bilgilerin %100 doğruluğu yok haliyle. Kimse de böyle bir şey iddia edemez. Ama elimizdeki bilgilerden bana göre ihtimal olanlarını sizin için bir araya getireceğim ve bu videonun içinde anlatacağım. Şimdi gelin bakalım Samsung Galaxy S10 ailesi hangi modellerden oluşacak? Şimdi elimizdeki bilgilere bakacak olsak 3 tane temelde 3 tane Galaxy S10 modeli olacak. Bunlardan ilki ve en giriş seviyesi model olarak tanımlayabileceğimiz S10 modeli S10e ya da Lite olarak da geçiyor. Bir modeli olacak. Bu modelin özelliklerine bakacak olsak 5.8 inçlik bir ekran bizi bekliyor. 6 GB RAM'inin olmasını bekliyoruz. 128 GB da depolama alanının olması beklentiler arasında. İşlemci tarafına baktığımızda Galaxy S10e'de Snapdragon 855 ya da Exynos 9820 olması bekleniyor. Biliyorsunuz Samsung özellikle bu üst düzey modellerinde iki farklı işlemci kullanıyor. Bölgeye göre sağlıyor bunlar. Genelde Türkiye'de Exynos işlemciler varken Amerika gibi bölgelerde ise Snapdragon işlemciler tercih ediliyor. Bu modelde kullanılacak olan işlemci 855 olması bekleniyor Snapdragon tarafında. Exynos'ta ise 9820 olması beklentiler arasında yer alıyor. Kamera tarafında ise ana kameramızın dual olması beklentisi var ki ortaya çıkan fotoğraflar şimdi bu videonun içinden hemen koyacağım onları zaten. Ortaya çıkan fotoğraflar da bunu gösteriyor. 12+16 megapiksellik ki 12 megapiksel S9 ailesinde de kullanılan çift diyafram yani f1.5 işte 2.4 seçimli olarak isterseniz otomatik isterseniz manuel seçebiliyorsunuz bunu. Çiftli diyaframa sahip bir de 16 megapiksellik bir f1.9'luk bir ikinci kameramız bulunuyor. Bu kamera 2x optik zoom özelliği sunacak. Elimizdeki bilgiler bu S10'a ile ilgili. Ana kameranın 4K 60fps video çekmesini bekliyoruz. Ön kamerada ise şu anda net bir bilgi yok. Zaten S10 ailesiyle ilgili şu an bilinmeyen en önemli taraflardan bir tanesi bu ön kamera birazcık sıkıntılı ne olacağı belli değil ama ön kamerada şöyle bir değişiklik var biliyorsunuz. Çıkan fotoğraflarda da ortaya çıktı. Ön kamera delikli olacak. Yani delik şeklinde tasarlanmış. Bunun sebebi ne? Samsung biliyorsunuz çentik telefon üretmiyor. Çentik olmadığı için kamerayı delikli bir şekilde ekranın sağ üst köşesine koymuşlar. S10e'de tek bir ön kamera yer alacak. Ama bunun çözünürlüğü ilgili şu anda elimizde bir bilgi yok. Herhangi bir sızıntılarda da ben bunu görmedim. Ama tekli bir kamera olduğunu biliyoruz. Ve bu kameranın muhtemelen 1440p'de yani 2K diye geçen bir çözünürlükte 30 fps video çekmesi bekleniyor. Parmak izi okuma tarafında S10e'de şöyle bir durum söz konusu. Normalde diğer modellerde yani S10 ve S10 Plus modellerinde 3 model var olduğunu söylemiştik. S10 ve S10 Plus'ta ekrandan parmak izi okuma varken S10e'de yine parmak izi okuma var ama o güç tuşuna entegre edilmiş. Böyle bir yan tarafta olduğu iddia ediliyor. Böyle bir iddia var. Yüksek ihtimalle bu şekilde olacak. Yani ön tarafta ekranda yok veya arka tarafta telefonun arkasında yok ama yan taraftaki power tuşunda, güç tuşunda bir parmak izi okuyucu olacak. S10e'nin pil tarafında ise karşımıza 3100 mAh'lik bir pil çıkıyor. Peki fiyat nedir diye soracak olursanız
S10e modelin başlangıç fiyatı Avrupa için 149 euro olarak tahmin ediliyor ki bu doğru, muhtemelen doğru bir tahmin. 3 aşağı 5 yukarı çıkacak gibi geliyor. Gelelim ailenin ortanca üyesi olan S10'a. S10'da bir küçük modelden daha bir büyük ekranı var. 2280'e 1080 piksel çözünürlükte bir curved dediğimiz kenara doğru açılı olan ekrandan olacak. Bu Samsung'un zaten S10, S9'da, S8'de falan da var olan bir ekranı. Burada RAM seçenekleri 6 ve 8 GB olacağı tahmin ediliyor. Depolama olarak ise 128 ve 512'nin de geleceği söyleniyor. Daha önce S10'de sadece 128 varken bunda bir 512 de gelecek. Yine işlemci tarafında Snapdragon 855 ve Exynos 9820 olacak, onu söyleyelim. Kameralar da aynı, yani 12 artı 16 megapiksellik bir ana kamera var. Ön kamera yine belirsiz, ön kamera yine bilmiyoruz çözünürlüğü ama ön kameranın 4K 60 fps çekici ve optik imaj sabitleme olacağı iddiası var. Bana bu çok gerçekçi gelmedi. Böyle bir iddia var. Bilmiyorum olur mu, çıkar mı, çıkmaz mı? Çünkü ön kameralar biliyorsunuz bu kadar yüksek çözünürlük çekemiyorlar. 2K falan çekiyorlar. Bu olacak mı, olmayacak mı onu bilmiyorum. Bu arada ana kamerada 4K 60 fps video çekecek, onu söyleyelim. Ekrandan parmak izi olacak S10'da. S10e'den farklı olarak. Pilde S10e'de 3100 iken S10'da da 3500 mAh olacak. Başlangıç fiyatı ise 900 euro. Yani 899 euro Avrupa fiyatı olması bekleniyor. Bunları zaten ben şimdi birazdan ara ara yine videonun içinde ekranda da 3 telefonunda özellikle olarak vereceğim. Onu da söylemiş olayım. Son modelimiz ise S10 Plus olarak geçiyor. Yani ailenin en büyük modeli ki şeyde de böyledir. S9'da da bu şekilde bir isimlendirme var ama S9 ailesinden farklı olarak burada bir Lite modeli vardı. S9'un ailesinde öyle bir Lite modeli yok. Onu söylemiş olalım. Bu telefonun ekranı ise 6.7 inçlik bir ekran var. Yine 2280'e 1080 piksellik bir curved dediğimiz kenara doğru açılı ekranlarımız olacak. Samsung zaten standart haline geldi neredeyse. 6 ve 8 GB RAM opsiyonları var. Depolama tarafında 128, 512, bir de ek olarak 1 TB depolaması gelecek bu telefonun. Yine işlemci olarak Snapdragon 855 ve Exynos 9820 opsiyonları olacağını söyleyelim. Kamera tarafında ise burada bir tık öteye geçiliyor. Ana kameradan bahsediyorum tabii. Üçlü kamera var burada bu sefer. Üçlü kamerada bir tanesi 12 megapiksellik yine değişken diyaframlı olan ana kamera, 16 megapiksellik ikinci kamera optik zoom için kullanılıyor. 2x optik zoom için. Bir diğer üçüncü kamera ise 13 megapiksel olacak. Diyaframı f2.4 olacak. Onun görevi ise geniş açı. Biliyorsunuz kameralar artık hani geniş açı, zoom ve ana kamera olarak hemen hemen oturmuş durumda. Bazen örneğin Samsung Galaxy A9 ki biz onu incelemiştik yukarıdan, şimdi ben onu kutulardan da koyarım yukarıya. O modelde biliyorsunuz 4 kamera vardı. 4. kamera ise alan derinliği için vardı. Çok gerekli mi gereksiz mi tartışılır. Ama işte bir şekilde koymuşlar. Bunda ise alan derinliği kamerası yok. Onu muhtemelen dijital olarak yapıyor zaten. Gerek var mı? Bence çok gerek yok. Bu ana kameramız 4K 60 fps çekiyor. Ön kamera tarafında ise yine çözünürlüğü bilmiyoruz ama ön kamera tarafında ise çözünürlük yine bilinmiyor. Yani kaç megapiksel olacağı. Fakat önceki iki modelden farklı olarak, yani S10e ve S10'dan farklı olarak ön kamerası dual olarak tasarlanmış. İki tane delik var kameranın ekranı sağ üst tarafında. Bunu da fotoğraflarını koyuyorum şu anda. Göreceksiniz zaten ekranda. Bu fotoğraflar çok sızdı zaten. Hani bunlar yeni şeyler değil. Son bir buçuk aydır falan. Her internette, her yerde, internette, Twitter'da, sosyalarda falan bu tip fotoğraflar sızıyor zaten. Bunlar da yine göreceksiniz. Ön kamera dual kamera. Yani Samsung Galaxy S10 Plus'ta 5 kamera bulunacak. Arkada 3 tane, önde 2 tane olmak üzere. 2 tane de delik ekranın sağ üst köşesinde, ön tarafta görüyorsunuz zaten. Tabii çerçeveler çok inceliyor. Ekranları bu şekilde, kameraları bu şekilde ekrana entegre ettiğiniz zaman biraz da bunun amacı bu zaten. Daha yüksek bir gövde ekran oranı elde etmiş oluyorsunuz. %90'ı geçecektir çok rahat bir şekilde de tahmin ediyorum. Ön kamerada da video tarafında bilgimiz yok ama yine 4K 60 fps iddiaları var. OIS iddiası var. Yani optik imaj sabitleme özelliğinin olduğu iddiası var. Ama bunlar biraz iddia olduğunu söyleyeyim. O gerçek çıkar mı bilmiyorum. Ön kamera hala esrarengiz bir şekilde gizemini koruyor. Daha bir 13 gün falan var duyurulmasına. Biliyorsunuz 20 Şubat'ta San Francisco'da düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak bu yeni modeller. Samsung Galaxy S10 ailesi. Bu arada bizi çağırmadılar. Onu da söyleyeyim. Belki merak edenleriniz vardır ama İstanbul'da bir organizasyon yapıp eş zamanlı olarak o ürünleri burada da tanıtmak gibi, ki Note 9'da da öyle yapmıştı Samsung. Son 1-2 yıldır böyle yapıyor gibi bir düşünceleri var. Orada da biz takip edeceğiz. Yani böyle bir şey yaparlarsa İstanbul'a gidip size
İstanbul'daki etkinliği yerinde takip edip size gerçek zamanlı, yani o gece tanıtılır tanıtılmaz Türkiye saatiyle, geç bir saatte oluyor çünkü 20 Şubat gece yarısı falan gibi olacak. Gidip orada video çekeceğimizi söyleyeyim ama etkinliğe bizi çağırmadılar. Saygı duyarız. Biz de farklı şekillerle yine size okuyucularımıza bilgi iletmeye devam edeceğiz. Bu konuda bir sıkıntınız olmasın. Şimdi ekrandan parmak izi okuma S10 Plus'ta da olacak. Var zaten. Bu birçok dokümanda da ortaya çıkmıştı. Pil tarafında ise 4000 mAh'lik bir pil olacağı iddia ediliyor S10 Plus'ta. Tabii daha büyük bir gövde olduğu için bu pilin biraz daha büyük olması gerekiyor malum. Ama tabii bu bilgiler her zaman olduğu gibi %100 garantisi olmadığını söyleyeyim. Samsung Galaxy S10 Plus'ın fiyatı ise 999 Euro'dan başlayacak. Epey yüksek bir fiyat. Ama tabii donanım arttıkça, hatta 1 TB falan seçerseniz fiyat iyice uçuyor. Onu söylemiş olalım. Yani çok böyle video çekiyorum, çok fotoğraf çekiyorum, benim çok yere ihtiyacım var diyorsanız tabii ki o tercih edilebilir ama fiyatın çok artacağını söyleyeyim. Yani 1000 Euro'nun çok 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 üzerine çıkacak. O da tercih edilir mi, o size kalmış bir durum. Şimdi bir de Samsung Galaxy S10 ailesiyle ilgili farklı iddialar da var. Örneğin telefonda dijital para için bir dijital cüzdan özelliğinin olacağını söyleniyor ki Samsung buna Samsung Blockchain Key Store adını verdi iddia ediliyor. Böyle ekran görüntüleri çıktı. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Ekran görüntüleri hazırlanmış da olabilir. Photoshop'ta biliyorsunuz bir şey yapılabiliyor. Böyle bir iddia var. Bir diğer iddia ise Wi-Fi 6 desteğinin olacağı söyleniyor bu ailede. Yani S10 ailesinin hepsinde Wi-Fi 6, yani yeni bir spesifikasyon bu. Wi-Fi tarafında daha yüksek hızlara izin veren bir spesifikasyon. Böyle bir iddia var. Ne kadar doğru o da tartışmalı biraz. S ailesinin 10. yıl olduğunu söylemiştik. Samsung burada radikal bir tasarım değişikliğine gidiyor. S10'da biliyorsunuz çünkü S8 ve S9 birbirine fazlasıyla benziyordu. Ama S10 tamamen alakasız bir yeni bir platform üzerinde geliştiriliyor. Tamamen yeni bir şey olduğu için de ve 10. yıl olduğu için de çok özenildiğini ve çok üzerine çalışıldığını biliyoruz. Hatta Samsung yetkilileri bir etkinlikte bunu da konuştuk. Üzerinde ciddi olarak çalıştıkları bir telefon ailesi olmuş S10. Samsung Galaxy S10 ailesiyle ilgili bir diğer iddia ise telefonlarda kablosuz ters şarj özelliğinin olacağı yönünde. Bu henüz çok kuvvetli bir iddia değil. Biliyorsunuz Huawei'nin Mate 20 Pro modelinde böyle bir özellik vardı. Çok hızlı şarj etmiyor belki kablosuz olarak ama istediğiniz bir cihazı, yani destekleyen bir cihazınız varsa telefon üzerinden onları şarj edebiliyorsunuz. Yani farklı telefonları veya farklı bir cihazı, kulaklık olabilir, varsa öyle bir desteği, başka bir şey olabilir, şarj edebiliyorsunuz. Böyle bir iddia ortaya atıldı. Ama bu çok kesin değil. Çıkmayabilir böyle bir özellik. Olursa da güzel olur. Bence Huawei'nin sektöre kazandırdığı güzel bir özellik bu. Samsung'un da kullanması çok da fena olmaz diye düşünüyorum. Samsung Galaxy S10 ailesiyle ilgili elimizdeki bütün verileri toplayıp sizin için bir video hazırladık. Burada anlattığımız tabii özelliklerin hiçbirisinin %100 olacağının garantisi yok ama sızan örnekler var, fotoğraflar var, görüntüler var. Bunların bir kısmı gerçekten çok net ve çok şey değil, hazırlanmış şeyler değil ama setup da olabilir, işte fake de olabilir tabiri caizse, sahte de olabilir. O yüzden burada anlattığımız şeyin %100 bir garantisi yok. Ama muhtemelen bu anlattığımız özelliklerin %90'ının olacağını söyleyebiliriz. 20 Şubat'taki etkinliği biz de yerinde olmasa da Türkiye'de takip edip yine siz Teknoloji Oku takipçilerine en yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Eğer Türkiye'de bir telefonların tanıtımı eş zamanlı olarak yapılırsa biz de bunu yerinde takip edip sizlere o gece videolara ulaştıracağımız sözünü buradan veriyorum. Samsung Galaxy S10 ailesiyle ilgili sizin de aklınızda olan her türlü görüş, yorum ve eleştiriyi bu videonun altına yazabilirsiniz. Başka kaynaklarda bulduğunuz işte abi bak böyle bir şey var, şöyle bir link buldum, böyle bir özellik de olabilir mi gibi sorularınız varsa mutlaka yazın. Ben hepsini okuyorum tek tek. Ben bizzat kendim okuyorum. Arkadaşlarımız da okuyor. Ekipteki diğer arkadaşlar da. Mümkün mertebe makul mantıklı olan hepsine de yanıt verdiğimizi söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.